Evet arkadaşlar, arabamızı yıkamaya geldik. Bayağı bir pislenmişti. Burdur'un sanayi bölgesinde arkadaşlar güzel temizliyor dedi. Bizim oğlanlar. Bir bakalım gali. Doğanımız da tamam. İkinci Tofaş hazır bekliyor. Yıka beni de evi. Kim yalan abim? Bu abi işi gücü hele zaten abi bu ezelden şu katçı. Burdur yalan makinesi yazdınız mı? Bolguna ben çıkarım. Sen mi yalan makinesi? Hayır, he? Yalan makinesi. Her türlü yalan şu kat. Abi bunu Türkiye iş falan dersin. He? Türkiye iş falan dersin motora. Türkiye iş. Karşıma el salla. YouTube'da. El salla bakın. Burası işte Burdur arkadaşlar. Çay yok mu la? Çay? Kapalıdır değil mi çay? Kapalıdır abi. Bu şeyler elinden yutturacak şey aldım. Bu arada benim suyu vardı bak. Tüm alsın ya. Zahmet etme çocuklara. Burası nere şimdi? Nasıl bulacağız burayı? Burdur. Büyük sanayi sitesi 3. sokak. Burdur büyük sanayi sitesi 3. sokak. Öyle bulunuyormuş. Arabamız şimdi temizlenmedi daha. Başlayacak arkadaşlar. İçine süpürmeye başladılar. Çay kalk bana. Çay yok, su var. Gatsı. Aman aman gatsı. Bastı bana. Tofaşımız yıkanıyor. Hadi bakayım. Saatler olsun Tofaş. İnşallah usta işçi. Abi yazık benim gibi çektiğini yapıyor. Öpüne kızın onu herhalde. Hangi ne la? Çekelim bakalım. 15 AAL 54.5. Sakaryalı mı la sen? 54 yapmışın. Sonunu 54.5 yapmışın. Ne o? Arabamızı köpürtüyoruz. Mis gibi. Şimdi bu köpük boyaya zarar vermiyor değil mi? Müşteri daha geldi. Aramızı şu an kurulumaya aldık, parlatmaya aldık. Evet. Birazdan başarılı bir sonuca ulaşacağız. Diyorsun.
Dilek ve temennilerimiz. Sıkıntı yok. Bu arada burada tadilat. Tüm seviniz, burdurumuza bekleriz. Çayımız dağımız her zaman mevcuttur. Cila, boya koruma, seramik kaplama, detay temizlik, motor iş, alt taban hepsini yapıyoruz. Üç kat zaten olmadan, üç katçılık olmadan yapamıyoruz. Üç katçılığı Hüseyin Baran'dan öğrendik, patronumuz. Patronunuz nerede? Burada mı oluyor? Elimizden gelenceyi öğretmeye çalıştık. Güzel, güzel. Sen olacaksın abim. Üç katçı, sen üç katçısın değil mi? Güzel. Abi iç değilsin, niyetin belli. Evet, için dışın aynı. Yani. Önemli olan o. Serdar abimiz, kaportacı Serdar abimiz. Arabalar çarptı, bir yardımcı oluyor. Kaportacı bu mu oluyor he? Bizim evet. Damat. O da yalancılığı kutlayıp ben gelir abi. Şimdi damada ben laf söyletmem. Damadımız iyidir. Bildin mi? Damat iyidir ama çok yalancılığı abi. Yaparım ben, yapmaz. Abi bana gelmişler hafta sonuna mangal yakıverem dedim. Biri dedi hafta sonuna ben gelemem, biri dedi o gidemem, bu gidemem. Yalancı ben oldum abi, yapmadık da. İş çıkarıyorlar değil mi? Abi ben şunu, ben o biri diyor ben köye gideceğim, biri diyor ben ava gideceğim, biri diyor oraya gideceğim, buraya gideceğim. Milletle mi uğraşacağız abi? Nasıl olacak bu işler böyle? Patron çalışıyor, eleman yarenlik ediyor. Oh. Bak. Bak. Aslında bu darmış yalan bir her arada yapıcı kullanıyoruz. YouTube için göstermiyoruz. YouTube için göstermiyoruz. Abdullah kesin seviyorum. Kesmeyeceğiz abi. Neyse ne dedik? İş dış neyse o. Evet, normalde arkadaşlar fırça kullanıyormuş. Bizim arabamız spesyal olduğu için. Fiyatta bir değişim oluyor mu? Orada kimse öyle böyle yaptırmıyor. Yıkama şeyleri var ya. Makinaları oraya giriyorlar. Ya bağlı oldum ama o makinalar iyi, buradaki gibi değil. Diyelim sen şu dükkandan şu dükkana kadar, bak şu mavi dükkandan şu kırmızı sarı kırmızı dükkana kadar uzunluğunda yıkama şeyleri var. He, giriyorsun arabayla, giriyorsun başından. Fırçaları falan yumuşak, sert değil, silikon. Sabunluyor, ediyor, jantları, mantları pırıl pırıl çıkartıyor, tertemiz. İç dış da yapıyorlar. Hani dıştan makineye giriyorsun, sonra böyle bir bant var. Onun üstüne koyuyorsun arabayı. 5 dakikadan geçiyor banttan. İçini süpürüyorlar, ediyorlar. Yaklaşık kaç? 90 lira. 90. 90-100 lira. He? Ne olmuş la? Taş mı? He, o ağaçlardan. Nasıl çıkartacağız onu? Fazlıymış. Eline bile gelmiyor işte. Fark ettiysen. Çeşit bir şey. Nasıl çıkartacağız onu? Çıkıyor, çıkıyor. İşte. Yanaklardan çıkıyor. Şeyin altındaydı bu. Ağacın altında. He, yumuşuyor bak şimdi. Yumuşuyor mu? Onu azıcık kurvası bölüşsün sonra. Ağacın altındaydı da. Hadi bakayım. Buldu buldu. Bulmaz mı? Motoru he şimdi kapat. He? Tamam, kapatacaksın şimdi. Bunlar da öyle. Şimdi P'yi alıyor, gördün mü? Bunun direkt P'si yok. Verdiğin sözleri ne zaman tutacaksın? Abi kurbanı kestim. Tamam. Söz ne sözü kardeşim? Abi dedi ki beraber de mangal yakalım dedi. Mangal yanında dedi bir şey var alır içeriz dedi. Şu an söyleyeyim mi tam olarak?
Yok. Tam olarak söylemiyorum. Bak. Abi ben içiyorum mu? Alkol kullanamıyorum. Yok, alkol kullanmıyor Serdar kardeşim. Ama bizi niye sobunu öyle teklif etti? Bak. Doğru mu Serdar? Abi, İki oldu la bu. Adabazarlılar da dedi bunu. Abi Allah. Abi şimdi bunu sağ takar kim sence? Allah büyük abi. Allah büyük abi. Allah. La biri Adapazarı'nda. Tırnaklarını çekerken Allah'ım ben yalan söyledim. Ne olursun affet diye yalvaracaksın. Abi hepimiz yalvaracaksın. Ben yalvaracaksın. Hepimiz yalvaracaksın. Ama sen bana karşı böyle bir üstlükle ve böyle bir kirpilayla karşı karşıya geldiğim için ben kendimi yediremiyorum yani. Yanlış, yanlış. Bak. Bak, bak. Bak, harekete bak, bak. Arkadaşlar araba bitti. Mis gibi sıfır araç oldu yine. Güneş de parlıyor. Serdar iyi yaptılar abim ha. Temiz yaptılar. Evet abi. Bir rengini görüyor musun? Şu jantları biraz sürelim abi ya. Araba mis gibi oldu, ellerin sağlık çocuklar. Baran otoritemini. Arkadaşlar eğer gelecek olursanız gelin. Selamımızı söyleyin. Temiz çocuklar. Abim ellerinize sağlık. Sen sağ ol abi. Her zaman bekliyorum. Sağ olasın. Eline sağlık abim. Abi her zaman beklersin. Evet arkadaşlar arabamızı yıkadık. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.